Herkes imtihandadır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü Teala'nın çok merhametli olduğunu bildiren ayet-i kerimeler azap ayetleridir. Allahü Teala kulları yanmasın diye bir emri defalarca bildiriyor. Yapmayın. Böyle yaparsanız şöyle azap çekersiniz demek suretiyle ikaz ediyor. Herkes imtihandadır. Bu imtihanda Allahü Teala önceden her şeyi bildiriyor. Bunu soracağım. Cevabı da budur diyor. Yani öyle bir imtihan ki sorular ve cevaplar belli. Kitaplara bakmak, kopya çekmek, istediğine sormak serbest. Buna rağmen bu imtihanı verememek çok acıdır. Küfre düşmekten korkmayan küfre düşebilir. Çok korkacağız ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. İmtihanda olduğumuzu unutmamalıyız. Dua ederken imanla ölmeyi ve şehit olmayı muhakkak istemeliyiz. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak birinin duasını almamız, birini sevindirmemiz lazımdır. Bir mübarek zata, "Efendim, çocuğumuz çok hasta. Şifa bulması için dua eder misiniz?" demişler. O zat Şurada fakir biri var. Önce onu sevindirin, sonra gelin buyurmuş. Fakir sevindirildikten sonra yapılan duayla çocuk sıhhatine kavuşmuş. Demek ki Allahü Teala'nın duamızı kabul edip bizi sevmesi için onun kullarını sevindirmek gerekiyor. Bir bölgede yağmur yağmıyordu. Kuraklık çok sıkıntı vermeye başlamıştı. Herkes yağmur yağması için dua ediyorsa da yağmur yağmıyordu. Evliyadan bir zat ne yapacağını şaşıran insanlara dedi ki, bunun çaresi vardır. Sebeplerine yapışmadan yağmur yağmaz. Aman hocam, çaresi neyse söyleyin. Şu felaketten bir an önce kurtulalım. Vermeden istemek olmaz. Allah için de vermeden istemek olmaz. Benim bu cübbemden başka bir şey yok. Ben cübbemi veriyorum. Herkes bir şeyler getirsin. Bunun üzerine herkes verebileceği şeyleri getirip ortaya koydu. Çok şey yığıldı. Bu mübarek zat birkaç kişinin bunları bölgedeki fakirlere dağıtmasını istedi. Oradakiler hepsini fakir fukara'ya dağıtıp geri gelince mübarek zat şöyle dua etti. Ya Rabbi, kullarını sevindirenlerin dualarını kabul edeceğini bildiriyorsun. Biz de senin fakir kullarını sevindirdik. Sen de yağmur ihsan edip bizleri sevindir. Bunun üzerine yağmur başladı. Sonra mübarek zat dedi ki, işte gördüğünüz gibi, sadaka vermeyenin, insanları sevindirmeyenin duası kabul olmaz. Haramdan sakınanı Allahü Teala korur. Rızık mukadderdir. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan hiç kimse dünyadan ayrılmaz. İsteyene helalden, isteyene haramdan gelir. Ama gelen miktar aynıdır. Dünyadan sakının demek, haramlardan, yasaklardan sakının demektir. Allahü Teala'yı sevmenin ve ondan korkmanın alameti haramları terk etmektir. Allahü Teala kendisine güvenene yardım eder. Mala, mülke, şuna, buna güveneni güvendiğiyle baş başa bırakır. Allahü Teala bir kulunu korursa kimse ona bir şey yapamaz. Allahü Teala korumazsa onu kimse koruyamaz. Timurhan'dan sonra yerine geçen oğlunun zamanında bir hoca vardı. Bu zat ömrü boyunca tek cümle kullandı. Birisi ne yapıyorsun veya nasılsın dese, nasihat istese hep haramdan sakınanı Allahü Teala korur derdi. Yeni sultana gelip dediler ki filan hoca sürekli böyle diyor başka bir şey söylemiyor duası da makbul birisi O zaman buna bir oyun yapalım Gidin bir yerden koyun çalın pişirin bu hocayı da çağırın buna haram lokma yedirelim bakalım duaları kabul olacak mı Adamlar çaldıkları koyunu pişirip hocayı saraya çağırdılar Sultan dedi ki gelin hocam siz başlayın siz başlamadan biz başlamayız. Hoca besmele çekip koyun etini afiyetle yedi. Yemeği yedikten sonra sultan dedi ki: "Hocam bundan sonra yaptığınız dualar herhalde kabul olmayacak." "Hayırdır? Niye?" "Hocam siz böyle söylüyorsunuz ama biz de koyun çaldırdık, size bu çalınan koyunu yedirdik. Siz de haram yediniz. Bundan sonra dualarınız kabul olmayabilir. Bizi affedin." Bu koyun eti bana helal, size haramdır. Hayırdır hocam? Çalındığını bilmediğiniz için mi size haram değil? Haram olmadığını öğrenmeniz için gidin bunun sahibini getirip ona sorun. Sultan adamlarını gönderdi. Bir kadıncağızın koyunuymuş. Kadını getirdiler. Hoca da perdenin arkasına geçip saklandı. Sultan dedi ki: Kusura bakma anne, biz böyle böyle yaptık. Değeri neyse verelim de hakkını helal et. Ah! Siz beni yaktınız, mahvoldum. Hayırdır anne, ne oldu? Bu koyun doğduğu zaman, bunu güzelce besleyip, semiz hale gelince, ellerimle pişirerek, haramdan sakınan o mübarek hocaya ikram edeyim diye niyet etmiştim. Bunu yapamadım. Onun için çok üzüldüm. Hoca saklandığı yerden çıkıp dedi ki, Sultanım, inşallah öğrendiniz. Haramdan sakınanı, Allahü Teala korur.